Efendim, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz pazar günü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız demişti. Ardından hemen salı günü Tarım Bakanlığı acele koduyla çarşamba akşamına kadar bildirilmek üzere kesilebilecek büyükbaş hayvan sayımı yapılmasını istemiş. Hıza bakar mısınız ama yumurta kapıya sıkışınca öyle oluyor demek ki. İlginç olan bakanlığın TÜİK rakamlarına güvenmemesi. Devlet kendi rakamlarına güvenmiyor. İddia o ki denetimler sıkı olmadığı bir sürü kağıt üstünde işletme, sahte küpeler yani olmayan hayvanlar var. İşin diğer can sıkıcı tarafını haberde verdik. Bakanın talep ettiği gibi 3 ay içinde yani Ramazan ayı ve turizm sezonu kesilebilecek hayvanlar kesildiğinde ya sonrasında ne olacak diye. İşte bu sorun yüzünden de ithalata gidilecek diyelim. Sorun orada da bitmiyor. Dışarıdan aldığımız pahalı eti piyasada vatandaşa ucuza sunacaklarsa bu sefer Et ve Süt Kurumu bunu kamu zararı olarak yazacak. Onu kim karşılayacak? Hazine. Hazine kim? Vatandaş. Korkutan bir sarmalın içindeyiz. Sayın seyirciler, temizlik ürünlerindeki KDV Nisan ayı itibariyle %18'den %8'e indirilmişti. Ancak o indirim tüketiciye yetmedi. Kimi marketlerde 1-2 liralık ucuzluk olsa da geçen seneye göre 3 katına kadar çıkan fiyatlara daha etkili bir çözüm bekliyor tüketici ya da alım gücünün yükseltilmesini elbette. Nasıl temizlik malzemesi? Çok. En çok ne zorluyorsun? Bebek bir torunum var. Temizlik. Yani çok onlar. Her şeyde ya. Hangini anlatalım? Zam daha fazla, indirim aşağı. Yani hani birbirini karşılamıyor. Çünkü maaşlara gelmeyen zamlar ürünlere fazlasıyla. Hiçbir şekilde şu an zamların önüne geçemedi. Zamlar bizim önümüze geçti. KDV indirimi de geldi ama zamların önüne geçemedi, tüketiciye yetmedi. Temizlik malzemelerindeki yüksek zamlar tüketiciyi zorluyordu. %18 olan KDV oranı %8'e düşürüldü. Ürünlerde 1 lirayla 4 lira arasında indirimler görüldü. Ancak tüketicinin bütçesine çok da katkısı olmadı, alternatif yöntemler arıyor. Başka türlü yöntemler arıyoruz. Nasıl, ne gibi? Kalıp sabun rendeliyorum mesela, beyazların içine daha uygun geliyor ve daha güzel temizliyor. Parlatıcı yerine beyaz sirke kullanıyorum. KDV indirimi yapıldı biliyor musunuz? Vallahi hiç değişmedi. Hiç değişmedi fiyatlar. Aynı. 1-2 lira bazı ürünlerde o... yani çok fazla oynamıyor zaten. Vallahi ben bir şey fark etmedim. Aynı mı fiyatlar? Aynı yani. Nedense hep zam geliyor, zam üstüne, zam üstüne. Yani bir şey fark etmiyorum ben. Eski aldığın fiyat, hiçbir şeyini bulamıyorsun. İndirimli mi aldınız peki? İndirimli canım benim. Evet, nasıl? İndirimler böyle hissedilir derecede var mı? Yok, hep aynı eski. Eski tas, eski ama hiçbir şey yok. Hep kandı. Ne kadardı çamaşır suyundaki indirim? 1 lira. Yeter mi 1 lira indirim? 1 lira var. Hiç. Olur mu öyle şey? Daha uygun olması lazım. Mesela geçen sene 30'dayken bu sene 60'da olmuş. Temizlik malzemeleri temel ihtiyaç maddesi olmasına rağmen özel tüketim ürünlerindeki %18'i KDV oranı uygulanıyordu. Hastalık var, şu var, bu var. Mecbur temizlik yapmak zorundayız yani. Peki KDV indirimi yapıldı. Fark ettiniz mi? Vallahi hiç fark etmedim. Temizlik malzemeleri, deterjan, dezenfektanlar, şampuan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete, diş fırçası, diş macunu, bebek bezi ve hijyenik pet gibi ürünlerdeki satışında KDV oranı %18'den %8'e indirildi. Ancak bu indirimi pek de hissetmedi tüketici. Çünkü bazı ürünler geçen yıla göre 3 kat zamlanmıştı. KDV indirimi var. Biraz evet, şampuanlara yansımış. Evet. Çok az ama. Evet, yeterli mi? Fiyatlar çok yükseldiği için çok da fark etmiyor. İndirimi yapıldı da gene fiyatlar çok yüksek. Gene zamlar geldi ya. Hissetmediniz mi indirimi? Yok, onu hissetmedik. Bir markette 12 lira 99 kuruş olan çamaşır suyu KDV indiriminden sonra 11 lira 65 kuruşa düştü. 17 lira 99 kuruş olan krem deterjan 14 lira 35 kuruş oldu. Ancak marketler arası uçurum da var. İndirimden önce 36 lira 50 kuruş olan 16'lık bir tuvalet kağıdı aynı markette bulunamadı. Üreticide fazla zamlandığı için bir başka markette indirimden sonra 40 lira 49 kuruşa bulunabiliyor. Yani KDV indirimi de yeni zamların altında kaldı. Kendi ülkende üretmen gereken maddeleri kendin üretmen lazım. İthalatla olmaz bu iş, üretimle olur.